O Bülent'in değerli takipçileri, güzel bir pazar gününden hepinize merhaba. Şu anda Korydoras Pleco Akvaryumumuzun önündeyiz. Ve bugün ilginç bir video çekeceğiz. Neden ilginç bir video çekeceğiz? Bugün Korydoras ve Pleco Akvaryumumuzda ödül günü, tablet günü. Birazdan tablet yem koyacağım içine. Ve balıkların nasıl çıldırdığını göreceğiz açıkçası. Bunu böyle denebilir. Normalde cama da yapıştırıyorum ama cama yapıştırmayacağım. Yere atacağım tabletleri. Ve hepsinin nasıl bir saldırı içerisinde olduğunu göreceğiz. Bu tablet yemler hem bitkisel hem de protein ağırlıklı olduğu için çok faydalı. Şimdi bakın atıyorum. Tam ortaya atacağım. Şu anda tablet yem iniyor. Ve bakalım. Ve savaş başlıyor. Birazdan bütün balıkların buraya toplandığını göreceğiz. Hepsi birbiriyle büyük mücadele içine girecekler. Bu tablet her zaman verilecek bir tablet değil. Haftada bir kere veriyorum ben sadece. Ama inanılmaz güzel yiyorlar, keyifli yiyorlar. Bakın şimdi bir tane daha atacağım. Bugün sadece iki tane tablet vereceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Birazdan öne çıkmayan türler hepsi gelecekler. Şöyle de yakınlaştırayım. Biliyor musunuz tablette nasıl bir mücadele başladı? Daha henüz ikinci tableti çok fark edemediler. Kamçı kuyruklar geri geri geliyor. Tabletin kokusunu aldılar. L144 de geliyor. Birazdan muhtemelen konuşan matoz da gelecek. Bu arada akvaryumumuzu gene birkaç yeni türle destekledik. Genelde akvaryumlarda klasik olarak bilinen bronz çöpçülerden, koridoraslardan koyduk 3 tane. Ve 3 tane napuensis ekledik. Ayrıca da 2 tane de yosun yiyici diyelim bunlara. Benim bir önceki akvaryumda hayatımı kurtarmışlardı. Cayeler. Onlardan ekledik akvaryumumuza. Bakın tablette mücadele bütün hızıyla sürüyor. Hayalet de geldi. Hayaleti görüyorsunuz. Normalde görmekte o kadar zorlandığımız hayalet şu anda saldırıda diyebiliriz. Bakın hayalet kendine doğru çekti. Akvaryumlarınızda bu tarz tabletleri haftada bir kere kullanabilirsiniz. Balıklar için çok büyük faydası var. Bu arada bakın napuensis. Eklediğim napuensisleri göstereceğim size ama ortalık fena karıştı şu anda. Bakın hemen Black Venezuela ile kapışan napuensis. Tablet yemin maalesef böyle bir etkisi var. Sadece banjoları ortaya çıkarmıyor. O da enteresan. Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Akvaryumda belli değil yani. Kumun altına gömüyorlar kendilerini. Hakikaten çok enteresan varlıklar yani. Şu an camdaki bir caye. Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru bakan. İki tane tablet yiyen bu kadar balığı çok rahat doyurabiliyor. Gerçekten büyük seyir keyfi L104'ler, L144'ler, Red Marble'lar, daha neler neler ekleyeceğiz buraya. Onları izlemek, hareketlerini görmek, cüceler. Görüyorsunuz normalde bu akvaryumda bu hareketliliği görmek mümkün değil ama tablet yem olduğu zaman hani Artemia da atıyoruz. Artemia hareketlilik sağlıyor ama tablet yem bambaşka bir şey yani. Birbirlerinin üstüne çıkıyorlar tablet yem için. Ya açıkçası güçlü olan daha çok yiyor. Ve birbirlerinden korkmuyorlar bu tablet yem için. Her türlü o tablet yeme ulaşabilmek için mücadele veriyorlar.
Kimisi çekip uzakta yemeye çalışıyor. Kimisi ona saldırıyor. İnanılmaz bir görüntü. Ben balıkların hepsini görmek istediğim zaman bu tablet yemden atmam yeterli oluyor. Bakın diğerini de yaprağın altına çektiler oraya. Orada yiyorlar tableti, vatozlar. Tabi orada hayalet de yaprağın altına girdi. Bırakmıyor. Şimdi keyifli bir şekilde bu tablet yemi yiyecekler. Bakın arkada kelebek vatozlar da hareketlenmeye başladı. Birazdan onlar da öne gelebilirler. Aynı zamanda bu tablet yem değişik de bir koku yayıyor. Bu sebeple de hepsi bir anda bu tablet yeme geliyorlar. Daha henüz ters yüzen çöpçüler gelmedi. Birazdan onlar da jandarma gibi gelirler diye düşünüyorum. Tablet yem bitmeden biraz da ortalığın sakinleşmesini bekliyorlar. Biraz stratejik hayvanlar. İşte akvaryumda tablet yem keyfi. Koridoras ve plekolar için güzel görüntüleri sizlere paylaşmak istedim. Şimdi onlar uzun uzun yiyecekler. Koridoras ve Plaka Akvaryumu gerçekten çok keyifli. Yer türlerini sevenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim biliyorsunuz büyük akvaryumum da var. Ama bu akvaryumu kurduğum için de gayet mutluyum. Onları yiye dursunlar bakalım. Gördüğünüz gibi bir renk cümbüşüne girdiler. Onları hiçbir şekilde bu şekilde bu arada göremezsiniz yani. Bir arada göremezsiniz. Konuşamadım. Yeni türler eklendikçe güzel gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi hobiler, iyi pazarlar.